Pişirip yesek mi muhteşem abi? Pişirip yiyelim de kemiklerini kim yiyecek? Telefon aç. Nasıl açayım? Ellerim bağlı. Ya o zaman ben açayım. Nerede telefon? Cepte. Alo, kimi aradınız? Pardon ama bu numara abim Mazhar'ın numarası değil mi? Evet, abinizin telefon numarası sayın ve kıymetli ve değerli hanımefendi. O halde abimle görüşebilir miyim lütfen? Hayır Firdevs Hanım, maalesef görüşemezsiniz. Siz benim adımı nereden biliyorsunuz? Ayrıca neden abimle görüşemiyormuşum? Çünkü abinizin şu an ağzı dolu. Leblebi onu yiyor da. Leblebi unu yerken konuşmaya kalkarsa her taraf leblebi unu olur tabi. Hem ağzı bu şekilde doluyken konuşursa pef 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 diye konuşur ya. Pef pef pef. Duydunuz mu? Ya peki siz kimsiniz? Ben mi? Hatırlar mısınız Firdevs Hanım? Bir zamanlar salak ama gururlu bir bakkal vardı. Ne? Anlayamadım. Bir daha söyler misiniz? Ha? Ben ne diyorum ya? Yarabbim şükür. Allah Allah! Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Üstelik sesi de tanıdık bir sese benziyordu. Allah Allah! Ay evlenir ayak başlarına bir iş gelmese ay, bari. Sonra. Yok canım! Mazhar aslan gibi oğlan. Ne gelecek başlarına? Hiçbir şey gelmez. Flaş! Sayın seyirciler, demin ki flaş haberle ilgili olarak çok flaş bir gelişme daha elimizde geçti. Sayın seyirciler, bu iki salak bakkalın kimlikleri tespit edildi ve robot resimleri çizildi efendim. Şimdi ekranlara bu iki salak bakkalın robot resimlerini getiriyoruz efendim. Bu robot resimleri bilen veya gören varsa sayın seyirciler, ne var? Güzelim, burada flaş haber sunuyoruz. He? Bu da mı flaş haber? Sayın seyirciler, bu flaş haber de şu anda elimize geçti. Sayın seyirciler, bu iki salak bakkalın dükkandaki ruhsattan fotoğrafları ele geçirilmiş. Şu anda size bu fotoğrafları sunuyoruz. Buyurun izleyin efendim. Ah, anne! Hı? Bu bizim bakkal muhteşemli muhterem değil mi? Evet sayın seyirciler, isimleri Muhteşem Özirsaliye ve Muhterem Özmuhtasar olan bu iki bakkalın kimi kaçırdıklarını da tespit etmiş bulunuyoruz. Rehinenin birinin düşürmüş olduğu kimlikten fotoğrafını ve ismini bulduk efendim. İşte bu rehinenin ismi ve resmi. Mazhar diye mi bu? Ay evet abim. Sayın seyirciler, Mazhar Mahmutoğlu isimli rehinenin hayatından endişe ediliyor. Evet. Allah! Ya niye kaçırmışlar bu salakları? Ya Rabbim, ay ya Rabbim. En taze, en plak, en plak haberlerimizde efendim. Ey ya Rabbim, bu günleri de mi göreceksin? Ben aslan mıyım? Aslan mıyım canım? Ne olur yalvarırım, bırakın bizi. Durumumuz hiç de sandığınız gibi değil. Az zamanımız var. Evet, hadi bizi bırakın. Söz veriyoruz. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Hadi. Boşuna çenenizi yormayın. Rehine sayısı azken bir de sizi bırakamayız. Bırak şimdi şu rehine meselesini. Yerimizi her an tespit edebilirler. Burayı derhal terk etmemiz gerekiyor. Benim bildiğim çok iyi bir depo var. Oraya gidelim. Kalkın bakayım hadi yürüyün. Nasıl yürüyelim? Ayaklarımız bağlı. Siz de ama problemli çıktınız ama. Elleriniz bağlıyken konuşamıyorsunuz. Ayaklarınız bağlıyken yürüyemiyorsunuz. Çöz şunların ayaklarını muhterem. Ay. Ay ben damatlığını göremeyecek miyim yavrumu? Ay keşke onun yerine beni rehin alsalardı beni. Refik bizim de evliliğimiz abimin evliliğine bağlı. Tamam Firdevs merak etme Mazhar'ı bulup kurtaracağım. O salakların evini biliyorum ben. Ben de seninle geliyorum Refik Bey oğlum. Belki bir yardımım dokunabilir. Ama Gazanfer Bey amca bu işler için biraz yaşlı sayılmaz mısınız? Ben mi? Merak etme gençliğimde bir ara boksla ilgilenmiştim. Öyle mi? O zaman gidelim. Gerçi boksla ilgim round başlarken gong çalmakta ama olsun gene de. Olsun kurtarırız. Hadi Gazanfer Bey amca. Ay ben beni kuşsun ne yaparım bunlar. Bırak ben şunu bana sen karışma. Geç şöyle göreyim bakayım göreyim. Allah'ım ya. Geç.
muhteşem. Ya kardeşim ya. Muhteşem kardeşim. Bizi bırakın. Olayın kaza olduğunu söyleyelim. Sizin neyinize tanıklık yapalım ya. Ya ne olur çok konuşma. Sus artık. Bütün Avrupa topluluğu zaten bizim peşimize düşmüş durumda. Sizi öldürmek zorundayız. Geçin şöyle. Nereye geçelim ya? Böyle geçin. Ya oturun kardeşim şöyle ya. Ya sen bakkalsın, ne işin var böyle şeyler? Ya ne bileyim ya. Git zeytinli peynirini sat ya. Tamam sizi öldüreyim satacağım. Geldim kanka. Eller yukarı lan. Aa kimse yok burada. Nerede olabilir bunlar? Ama ışıklar yanıyor. Kimse yok burada ya. Burada da kimse yok. Ya ne yapacağız? Gidelim o zaman. Hadi yürü. Üf ne kadar şanssızım. Fani olan bu tek 24 saatin böyle mi geçecekti? Haklısın kardeşim, haklısın. Ne güzel evlenecektik seninle. Annenlerin de sana bulduğu o kızlardan kurtulacaktım. Biliyorum bu, biliyorum. Neyse önce şuradan bir kurtulalım. Önemli olan bu. Bana bak muhterem. Aklıma dahiyane bir fikir geldi. Ne dersin ameliyatta tipimizi değiştirelim mi? Değiştirelim ama buradan çıkamıyoruz ki muhteşem ya abi. Çıkmamıza gerek yok. Beğenseni sen de beni ameliyat edersin buradan. Yat bakayım şöyle. Ya muhteşem abi yapma. Ya. Yapma muhteşem abi. Ay ay ne feci ne feci. Binek kuşum Mazhar'ım biraz sonra şu masada evlenecekti. Ah, ah o bakkalların yüz karası salak muhteşemi bir elime geçirsem. Geberteceğim. Lan muhterem biz hep böyle mi yaşayacağız? Ben dükkanımı özledim. Dükkanımdaki mallarımı özledim. Ben de raftaki mallarımı özledim. Bakın arkadaşlar. Muhterem ve muhteşem kardeşler, ya bizi bırakın. Ortada bir cinayet falan yok. Sizi şikayet falan da etmeyeceğiz. Doğru mu söylüyorsun? Sana inanalım mı? Evet, inanın ve lütfen bizi çözün artık. Aferin size muhterem ve muhteşem. Tarih sizi altın harflerle yazacak vallahi. Sana binlerce şükürler olsun. İşte sağ salim döndüler ve nikahları kıyılıyor. Ne olur şu bana çıkarttığın aksiliklerin %1'ini onlara çıkart da evlenemesinler. Hatta yok et gitsin şu Ebru kahvesini. Kahve! Evet. Efendim bir haftalık aradan sonra yine bir Mazhar Bey nikah töreniyle karşınızdayız. Hadi memur bey hadi kıyın gitsin artık şu nikahı. Efendim lütfen bir dakika. Bakın efendim artık belediyeler biz nikah memurlarına artık masa başında espri yapma hakkı bile tanımışlar. Ya efendim bakın evrak da hatta burada. Fesübhanallah ya Rabbim çattık gene. Neyse bir şey yapalım. Esprileri nikahtan sonra yaparım. Evet. Efendim siz Menkıboğlu Mazhar Mahmudoğlu. Nuri kızı Ebru'yu eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Ay evet dedi. Peki siz Nuri kızı Ebru, Mazhar Mahmudoğlu'nu eşliğe kabul ediyor musunuz? Ebru ya, gelinim kayboldu. Nereye gitti? Kayboldu. Ebru ya, gelinim kayboldu. Ebru nereye gitti? Nereye gitti? Ebru. Ruhum. Aşkım fani olma süren bitti. Evlenemeyeceğiz. Olsun be ruhum. Biz seninle zaten evli değil miyiz? Bunu bizden başka hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Öyle değil mi? Ha? Ruhlar kraliçem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hep utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. Helal.